Akif Ersoy gibi bir milli şair, İstiklal Marşımızın yazarı, milli mücadele yıllarında Türkiye Anadolu parçalanırken milli ve manevi değerleri, duyguları en iyi şekilde haykırabilen, o heyecanı yaratabilen ve milletin direnişinde bütün o kadim çalışmalara yön verebilecek bir edebiyat insanının yüreğiyle bütün bu eserlerin ortaya çıkması ve bunları dalga dalga tüm Anadolu'ya ve Türklük dünyasına yayması elbette sıradan bir insanın yapacağı bir çalışma değildi. Parçalanan Osmanlı İmparatorluğu'ndan yine küllerinden doğan bir Türkiye Cumhuriyeti. Ve işte o heyecan, o ilham sayesinde biz de Kıbrıs'ta o yıllarda Rum-Yunan ikilisi ve baskıcı İngiliz yönetimine karşı burada direnişimizi ve varlığımızı sürdürürken onun eserleri bizlere de yön vermiştir.